Şimdi Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, Anız Yakman'ın toprağın minarellerini öldürdüğünü ve Anız Yakman'ın cezası olduğunu söyleyerek çiftçileri uyardı. Bu anızı yakarken içindeki hayvan... Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçiler olmak üzere bütün vatandaşları uyaran Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, piknik yapmaya giden vatandaşların özellikle piknik yapmaya müsaade edilen yerleri seçmelerini istedi. Anız yakmak toprağa sürmeyi belki kolaylaştırıyor olabilir ama toprağın içindeki bütün mineralleri de öldürüyorlar. Doğan, Adıyaman Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Kılıç tarafından itfaiye müdürlüğüne arazi şartlarına uygun araçlar tahsis edildiğini ve itfaiye erlerinin hızlı ve seri şekilde olası yangınlara müdahale için hazır olduklarını söyledi. Şimdi hasattan sonra vatandaşların anız yakmasının genel nedenlerinden bir tanesi toprağın daha kolay sürülmesi diye gösteriyorlar ama bu anızı yakarken içindeki hayvanları, toprak altındaki yaşayan hayvanları, yani doğal havalandırma yapan, görevi doğal havalandırma olan hayvanlarımızı öldürdüklerinin bilincinde değiller herhalde. Artı anız yakmak toprağa sürmeyi belki kolaylaştırıyor olabilir ama toprağın içindeki bütün mineralleri de öldürüyorlar haliyle bizden sonraki nesillere, belki 10 sene sonra, belki 15 sene sonra o topraktan aynı verimi alamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ona göre de almaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ceza merci, tabii yüksek bir cezası var anız yakmanın tespit edildiği sayı. Bunu kolluk kuvvetlerimiz yapıyor. Bizim görevimiz sadece oradaki olaya müdahale etmek, söndürmek, emniyete almak ve tekrar dönmek. Daha sonra biz olay yerini kolluk kuvvetlerine bırakıyoruz. Ceza olayı tamamen kolluk kuvvetlerinin marifetiyle oluyor. Şimdi şöyle bir şey var, piknik yapmaya giden vatandaşlarımız için piknik yapılmasına müsaade edilen yerlerde piknik yapmalarını öneriyoruz. Yani piknik yapılması yasak olan yerlerde mutlaka bir yangın tehlikesi vardır ki yasaklanmıştır. Çünkü vatandaşlarımız genellikle ateşi tam söndürmeden veya sağa sola cam şişe, özellikle dolu cam şişe atarak yangına sebebiyet verebiliyorlar. Bundan dolayı daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Pikniğe müsaade edilen yerde piknik yapmaları daha doğru olur diye düşünüyorum. Araç şoförleriyle ilgili genellikle araç kullananların bir kısmı sigara içer ve çok dikkatli bir şekilde cam açık olduğu için direkt camdan dışarıya fırlatırlar ki şu mevsimde sıcaklığın arttığı bir mevsimde ekinler kuru, orman içindeki bitki örtüsü kuru. Oraya attıkları izmaritler, cam şişeler yangına sebebiyet verebilir. Daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Evet, iş mesela tabii ki daha iyi olur ama içtikleri zaman da araçlarındaki küllükte söndürürlerse daha iyi olur. Şimdi kırsal alanlara müdahale ederken, haliyle tabii ki kırsal alan diyoruz. Biraz daha engebe, biraz daha zor alanlar, ekili alanlara girmek biraz daha sıkıntılı. Bunun için araziye uygun, sağ olsun Başkanımız Doktor Süleyman Kılıç'ın da destekleriyle filomuza iki tane de araç kattık. Kırsal alandaki olaylara müdahale edebilmek için. Yani şimdi daha güçlüyüz. Müdahale edip can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.